Diyarbakır sokaklarından selamlar. Şu anda Sercan abi bizleri gezdiriyor. Sur içindeyiz değil mi abi? Evet. Sur için, Azize, Seşe, Ulucan. Cami Kebir ismiyle de bilinen bir mabet. Pagan dönemi bir tapınak başlangıçta. Daha sonra yerine gelen medeniyet burayı Davudi bir sinagog olarak kullanıldığıyla ilgili tarih kaynaklarımız bizleri bilgilendiriyor. Ondan sonra gelen medeniyet yani Roma milattan önce 69 ve milattan sonra 345'li yıllar arasında burada Ermeni Süryani Kilisesi'nin varlığından bahsedilir. Tarihler 345 ile 638 yıllarını gösterince Bizans hakimiyetini sürdürüyor. Aynı şekilde kilise varlığını sürdürüyor. Tarihler 638 yılını gösterince Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam orduları Şam, Bağdat, Irak bölgesini aldıktan sonra fethettikten sonra ileri emriyle Anadolu'ya doğru ilerliyorlar ve yaklaşık 5 aylık bir kuşatma sonrası Diyarbakır'ın fethini gerçekleştiriyorlar. Büyük sahabe-i kiramlardan Biyaz bin Ganem, Muaz bin Cebel ve Sa'd bin Zeyd komutalarında Diyarbakır'a yaklaşık 8 bin kişilik bir orduyla Diyarbakır'a doğru ilerliyorlar. 8 bin kişilik ordu içerisinde 1000 tane sahabe var. Diğerleri ise tabi'in, tebe-i tabi'in ve fethedilen bölgelerde katılan. Burası Diyarbakır'ın kalbidir. Yapılar, binalar, pazarlar, dükkanların çoğu hep Ulu Cami çevresinde yaygınlaşmıştır. Fidye içerisinde iki medresemiz bulunuyor. Mesudiye Medresesi birincisi. Şöyle camimizin çıkış kapısı, batı kısmından çıktığımız kapısı ise Zincirye. Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır'dır. Mesudiye Medresesi de Anadolu'nun ilk İslam üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesudiye Medresesi içerisinde yetişen çok önemli alimler vardır. Bunlardan birkaçını sayacak olursak Molla Gorani çok önemli bir alim. Osmanlı şehzadelerini yetiştiren, Osmanlı padişahlarına danışmanlık yapan bir alim. Onun dışında aslen Cizre doğumlu olan ancak burada eğitim görmüş olduğu ile ilgili tarih kaynaklarımızı bizleri bilgilendiren Molla El Cezeri karşımıza çıkmaktadır. Sibernetin babası robot mekanik hareketlerini bulan mucit olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle cami avlusunda onun güzel bir eseri bulunmaktadır. Şöyle demir korunakla çevrilmiş olan yekpare bir taş vardır. Üzerinde mermer taşı. Mermer taşın ortasında bir demir parçası, metal demir parçası. Demir parçasının etrafında tabii çizgiler var. O çizgilere demir parçasına güneş ışınlarını vurunca metal parçanın etrafına gölge düşüyor. Gölge belli süre aralıklarıyla bir çizginin üzerine değiyor. O şekilde Molla Efendi öğle ikindi namazlarının vakitlerini biliyormuş. O şekilde kullanılmıştır bu. Diyarbakır etrafı surlarla çevrili biliyorsunuz. 4 kapısı vardır. Yani yaklaşık bir 3000 yıllık, kimi kaynaklara göre 4000 yıllık surların tarihi, kimi kaynaklara göre 5000 yıllık bir tarih söz konusu. 5.5 büyüklüğünde, 5.5 kilometre yani 5.5 kilometre büyüklüğünde surlar karşımıza çıkıyor. Yükseklik noktasında bazı yerler 12 metreye dahi çıkabiliyor. Bu açıdan Diyarbakır'ın surları Anadolu'muz için çok önemli bir değer. Şu an UNESCO tarafından zaten koruma altında. Yani Çin Seddi evet çok uzun olabilir ancak yüksekliği Diyarbakır surları kadar değil. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Bu deşte razı be. Sağ olun. Spastik. Karşılar hep eskiden dutluktu, tamam mı? Artık kale oldu, görüyorsunuz. Yalnız kale çok güzel gözüküyor. Kale yaptırdık burada. Buraları full. Şöyle Dicle burası. Gezimizin 5. günü bitti.
gitmek bitti sayılır. Şimdi bir 20-24 saat arası bir tren yolculuğu olacak yataklı vagonda. Erzağımızı aldık. Artık dört gözle treni bekliyoruz. Yoğun bir gezi oldu. İnşallah güzel bir video olacaktır. Anons da geldi. Evet. Gezimiz boyunca gezdiğimiz illerde bize rehberlik yapan, bizleri ağırlayan tüm kıymetli dostlarımıza, abilerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda kameramanımız. Evet, şu anda da bu çekimi yapan Sercan abiye Diyarbakır'da bizi ağırladı, gezdirdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sur dışı, bak, sur dışını gördük, sur içini gördük, surun kendisini gördük. Şimdi kahvaltıda ciğer yedik. Burada olay böyleymiş yani. Gittiğiniz yere uyum sağlamak lazım. Ulu Cami'den sonra nereye geçtik? Sur içi, 27 Sahabe Türbesi, Hazreti Süleyman Camisi, Ongözü Köprü'ye gittik zaten. O arada bir ciğer yedik. Bizim malum gezinin, ondan bahsettik mi bilmiyorum daha önce ama esasen şöyle bir şey oldu. Bunu muhtemelen 10 kez anlattım farklı kişilere. Hayır. Bir daha hemen çok hayır. Şimdi şeyi söyleyelim. Önemli. Önemli.